müşrik gelenekçi İslam anlayışında da öyle. Mesela birisini putlaştırırlar, bir şahsı. Peygamberden sahte söylemediği haberler getirir. O put olan. Öyle dediğinde o Kur'an mı putun dediğimi dendiğinde putun dediği diyorlar. Çünkü puta saygı daha kutsal oluyor, daha önemli oluyor. Akıl almaz bir hürmet meydana geliyor puta karşı. Put Allah adına yalan söyleyebiliyor. Yani o konuda mahir oluyor put. Onu uygun bir üslupla, uygun bir dille onları ikna etmekle mükellef oluyor o put. İkna ettiğinde onları Kur'an'dan şeytani bir metotla uzaklaştırmış oluyor. Ama sorduğunda biz diyorlar putu tercih ederiz. Yani mesela diyor ya, Kur'an'ın hadise ihtiyacı vardır diyor. Ama hadisin Kur'an'a ihtiyacı yoktur diyor. Şimdi bu putçu sistemin, yani müşrik sistemin müthiş bir silahı olmuş oluyor bu. Kim ortaya attıysa. Yani çok şeytani bir zekayla bunu uygulamış oluyorlar o zaman. Bunu bilerek mi yapıyorlar? Çoğu zaman bilmeden yaparlar. Yani farkına varmadan şeytana uyarlar. Şeytan bunlar bilinçaltına etki eder, bunları yönlendirir. Bu onlar da bunu yapıyorlar. Mesela dini akıl almaz şekilde bozlar, İslam dinini. Mesela adam müzik dinliyor, adam şok oluyor. Ya diyor, sen müzik nasıl dinlersin ya diyor. En doğal hakkı, onun için büyük bir nimet olan, helal olan bir şey, onun için dehşet verici bir günah haline geliyor. Put yasakladı onu bana diyor. Ya Allah dedi mi diyorsun? Allah'tan bir bilgi yok tabii ki diyor. Ama puttan var diyor. Put diyorsa konu bitmiştir diyor. O yüzden Allah müşrik putperest bir sisteme çevirdikleri için İslam'ı, Allah'ın hizaya getirme, ister etme yöntemi de felaket ve beladır. Açlıktır, savaşlardır, terördür. Allah müthiş bir dehşet meydana getiriyor bir sefer. Vazgeçsinler diye. Daha da putuna sarılıyor. Kurtuluş puta sarılmakta diyor. Ya putuna sarıldığın için bu hale geliyorsun. Daha şiddetli puta sarılıyor. Mesela Osmanlı'da öyle oldu. Müşrik sisteme sarıldıkları için daha da battılar. Battıkça müşrik sisteme daha sıkı sarıldılar. Şimdi bak, yıkılmış Osmanlı'nın enkazı içinde yeniden putlara sarılarak kurtulacaklarını zannediyorlar. Yeniden batıyorlar. Bak, yeniden battılar, gördünüz. Yine puta sarılmaya çalışıyor. Sürekli put ararlar. Dikkat edemezse hiç ummadık insanlar putlaştırırlar bir anda. Sen puta karşı mısın ya diyor. Haşa diyor, ben karşı olur muyum? Ben de putu destekliyorum diyor adam. Böyle bir kör açmaz, her yeri sarıp gidiyor. Halbuki akılcı, Kur'an'a bağlı, makul bir bakış açıları olsa hiç sıkıntı çekmeyecekler.